Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Konya Şeker ile Erzincan'da 1250 dekar sözleşmeli patates üretimi yapacak. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Panko Birliği'nin iştiraki olan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erzincan'da 1250 dekar sözleşmeli patates üretimi yapacak. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Güntürk yapılan sözleşmenin detayları hakkında bilgiler verdi. Doğu Anadolu bölgesinde iklim yapısı bakımından ayrı bir yere sahip olan Erzincan, bu iklim yapısı nedeniyle tarım ürünleri çeşitliliğiyle ön plana çıkmaktadır. Erzincan tarla bitkileri açısından çevre illere göre farklı bir çeşitlilik sergilerken, meyvecilik ve sebzecilik sektöründe de ürettiği ürünler açısından nispi üstünlüğe sahiptir. Erzincan ilimiz sahip olduğu ılıman iklim, organik tarıma uygun ve bakir arazileri, sulama imkanları, bitki deseni çeşitliliği ile marka haline gelebilecek katma değeri yüksek yöresel ürünler sayesinde dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu bağlamda sınırlı sorumlu Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak Panko Birlik iştiraki olan yerli ve milli markamız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erzincan ilimizde 1250 dekar sözleşmeli patates üretimi yapacağız. Bu üretimdeki asıl amacımız bölgemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçimize ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır. Bu proje kapsamında proje maliyetinin %50'sinin Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteğiyle karşılanması için Erzincan Tarım İl Müdürlüğü'ne projemizi sunduk. Projemizde 525 ton patates tohumu, 225 ton gübre, 2 adet ekim makinesi ve 2 adet hasat makinesi ile ilaç ve tarım sigortası gibi girdileri kooperatif olarak karşılayacağız. Bu projenin toplam maliyeti de bize 2 milyon 510 bin TL'dir. Projemize destek olan Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı'na projemizi sunmuştur. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü projemize desteklemekte ve teknik destek vermektedir. İlimiz milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır da projemizin takip ve destekçisidir. Bu konu için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ön görüşmeler yaparak bize destek oluyorlar. Sizlerin aracılığıyla da milletvekilimiz Tarım İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu proje ile şeker pancarı ekiminin ve üretiminin azaltılması değil, bölgemizde ürün çeşitliliğini artırmak ve yerli milli markamız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ ile ham madde sağlamak ve çiftçimize destek sağlamaktır. Teşekkür ediyorum.